sıkıntınızın içine bakın dedim. Ben kendi derdimi anlattım yani. Ben kendime yapıyorum bu dersleri. İnanın aynen. Hep ben nereden aklına geliyor ya? Ben kendime yapıyorum bunu. Sen de istifade edersen et. Sıkıntının karpuz gibi yer bakalım sıkıntıyı. Yer. Yer. İçinde bak ki ne var? Niye sıkıntı? Ya Allah'ın içine karışmanın Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? cezasıdır o. Ben burada şey yapmayacağım. İlk defa yapıyorum ama inan bu söz bir ansiklopedidir. Allah razı olsun. Aynen. Tek başına. Bu söz bir ansiklopedi ya. Allah razı olsun. Aynen. İnşallah paylaşacağım Mehmet abi böyle. Bugün öğle namazına bu ikinci kez diyorum sana. Ya dedim ki bak şimdi. Ya Allah o kadar güzel Allah ki anlatamam ya. Bu kadar tatlı bir şey olmaz. Bak. Ya dedim durup dururken ya bu bana bazen sıkıntı niye arız oluyor? Neyin nesidir? Soruyorum adama. Ha bu kafanın içine. Ya sen kim nedir ya bu? Niye aktif oldu? Ondan sonra bana ne dedi biliyor musun içeriden? Vallahi benim değil. İçeride dediler ki, dinliyor musunuz? Evet. Dedi ki, bak şimdi. Ya dedi sen İstanbul çöplüğünü biliyor musun dedi. Bilirim dedim. Eskiden altın şehre dökerlerdi. İstanbul çöplüğü oraya dökerdi. Biliyorum ben. Az köy çocuğuyum ben. 74'ler 75'lerde o böyle. O zaman şeye giderdik, o Florya Menekşelere yüzmeye giderdik ortaokul, ilkokul. Şimdi sen dedi çöplüğü dözer gelirdi, o çöpün üzerine kapatırdı. Ne olurdu biliyor musun Mehmet kardeş? Bazı yerlerde bitki çıkardı ağaç, bazı yerlerde patlama olurdu. Esas anlatmak istediğim şurası. Bazen de çöplük patlama olur. Duymuşsunuzdur değil mi? Çöplük patladı. Çünkü içeride gaz birikti. Neyin gazı? Çöplük. İşte arkadaşlar yer yer haberimiz olmadan hiç alakasız bir ortamda aniden sıkılmamızın sebebi daha önce işlediğimiz günahların, seyrettiklerimiz, dinlediklerimiz çöplüklerin üzerine temiz, neşvi nemaya sebep olan toprak olan Risale-i Nur, Nur talebesi toprak olmalı. Örtüyoruz ama o alttaki çöplük patlıyor. Oradan fışkıran duman gazdır yer yer sıkıntılarımız. Çöplüğün patla yer yer aktifliğinden kaynaklanıyor mama gibi. Anladınız mı abi? Evet hocam. Kafamıza giren her bir şüphe, her şüphe ne yapıyor? Kalbi ve ruhumuzu yaralıyor. Sonra ne yapıyor? Orada kalmıyor. Üstünü kapatıyoruz, örtüyoruz ibadetler ama yer yer patlama yaşıyoruz büyük şehrin çöplüğü gibi. Üstünü kapattık, toprakla örttük. Lan ne oldu? Güm, ortalık duman. Meğer çöplük aşağıda işliyormuş. İşliyormuş. Ne yapmamız gerekiyor? Almanya ve Türkiye son zamanda bunun çaresini buldu. Biz de şimdi biz uygulayacağız kendimize. Çöplüğün üzerini kapatmıyor. Önünü açam. Bunu tövbe ve istiğfar sistemiyle hayırlı bir şeye dönüştürdüler. Çöplüğü yakıp enerjiye dönüştürüyorlar. Biliyor musunuz? Tövbe ve istiğfar enerji santralıdır. Tövbe ederken insan enerji yükleniyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Bu tövbe ve istiğfar aslında vücuttaki uyumuş enerji paketlerinin patlamasıdır, aktifliğidir. Tövbe enerjiyi aktif ediyor. Ne yapıyor? Tövbe günahların vücuduna, günahın işkembesine giriyor. Günahın atomuna giriyor. Yapısını değiştiriyor. O tövbe günahı hayra tebdil ediyor. Yubedilullah ise yatım hasene. İstiğfar ise kulluğu aktif ediyor. Çünkü istiğfarda
At ve fakirlik var. Noksanlığın kabul işi var. Dua ve münacat gibi. Duada istek var, münacatta istek yok. Tavsif var. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle ben anladım ki, var ya münacat, bu münacattır. Dua ise, Ya Rab şu günahı affet, Ya Rab şunu bana ver. İşte tövbe günahların, var olanın, istiğfar ise noksanlığın, kusurluğun deruhte edilişinden hasıl olan vücutta birisi dima, birisi kalbi enerjiyi aktif ediyorsun. İşte yer yer İstanbul çöplüğü patlıyor Yasin. Evet abi. Çöplüğü patlayınca çöp patladı oluyor. Ama patlamasını istemiyorsan santrala götüreceksin, enerjiye dönüştüreceksin.